İlk görüşte aşk mı? Hayır. İlk görüşte fırtınaydı bizimki. O günden, o son güne kadar durulmak, dinmek bilmedi. Savaşmayı, barışmayı, düşmeyi, kalkmayı, bitti derken yeniden başlamayı, ölüyorum derken nefes almayı, nefessiz kalıp boğulmayı, hepsini yaşadık. Yaşattılar. Kimine göre peri masalı, kimine göre ayıptık. Belki de rüyaydı sadece. Uyandık. Uyandık mı gerçekten? Bitti dediler. Bitti mi? Bitti mi gerçekten? Böyle mi bitti? Hadi aslan oğlum, hadi. Hadi gel. Hadi bir tane. Hadi annesinin bebeği. Hadi bak çok az kaldı, hadi. Hadi işte bu. Gel bakayım babana. İşte benim aslan oğlum benim. İşte bu, işte bu. Aslanım benim. İşte bu, aslanım benim. Dünden daha iyi oldu. Daha iyi olacaksın, hiç merak etme. Her geçen gün daha iyi olacak. Tabii. Tabii benim oğlum koşacak dedim, koşacak benim oğlum. Anne gel. Biz koşacağız yarın, sen duydun mu beni? Koşacağız biz yarın. Koşmak da ne demek ya? Benim oğlum taklalar atacak. Öyle değil mi? Heh? Çok iyisin aslan oğlum. Hiç merak etme. Çok iyisin. İnsan neden ağlıyorsunuz? Kim abi canım? Yok öyle bir şey ya. Bizim iş öyle havuzdan gözümüze su kaçtı biraz. Hemşiremiz seni bir güzel kurulasın, tamam mı? Bakalım. Aslanım benim. Sizin için ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bugün dünden daha iyiydiniz. Hepiniz. Biz oğlumuzu kandırmaya çalışırken ne kadar başarısızsak, siz de bizi kandırmaya çalışırken o kadar başarısızsınız. Öyle söylemeyin lütfen. O kelimeyi kullanmayın. Mert ilerleme kaydediyor. Evet. Düne göre 4 adım fazla attı. Tabii, evet. Evet, 3 ayda 4 adım. İşte böyle demotive ediyorsun çocuğu da. Bu yüzünden akan karamsarlık mı? Ben yüzümden ne akıyor hiç bilmiyorum ama senin yüzünden ne aktığını söyleyeyim. Senin yüzünden bana karşı olan tahammülsüzlüğün akıyor. İzninizle ben üzerimi değiştireyim. Sizi odamda bekliyorum. Oh, evet. Evet, 3 aydır rezil olmadığımız son doktor da buydu. Senle ben yüz yüze bakmak zorunda kaldığımız sürece dünya üzerinde rezil olmadığımız kimse kalmayacak. Sen çıkar benden acını, çıkar. Fırat'ın acısını çıkar ama o gecenin acısını benden çıkaramazsın. Duydun mu? O cani kadının acısını benden çıkaramazsın sen.
siz benim ağladığıma bakmayın. Gözyaşlarım umutsuzluktan, mutsuzluktan değil. Korkumdan hiç değil. Hiç korkmuyorum. Biz bu sınavlardan da geçeceğiz. Ne sınavlardan, ne depremlerden, ne yangınlardan sağ çıktı bizim yüreğimiz. Kim ne derse desin, gazeteler ne yazarsa yazsın. Böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyeceğiz biz. Allah! Aşk kazanacak be! Aşk kazanacak! Başlarım şimdi ha, en heyecanlı yerinde reklam girer gibi. Kız var ya, senin şu hayat hikayeni 1000 yıl dinlesem yine de bıkmam. Mendilim nerede ayol benim? Bak yine zırlattın bu kız. Ay dur dur. Ben kaçırdım ya. Baştan anlatsana. Anam şeyden başla şeyden. Hani o koket karı vardı ya, sizin eve geldiydi. Hamileyim diye ortalığı inlettiydi. Yok yok şeyden başla. Şu anası var ya, şu yılan dilli. Ondan başla, o daha heyecanlı. Ay başı ezilesice. Anam o ana varken sizin işiniz zaten zormuş be boncuk gözlüm. Hadi ama kukum avlar. Hadi ama. Hadi kış kış kış. Kızın sabahtan beri anlatmaktan dilinde tüy bitti. Koyun bir çay da dili damağı ferahlasın. Hadi bakayım. Hadi. Hadi siz de. Hadi hadi. Güzel gözlü kızım benim. Ben biliyorum, güzel olacak, güzel olacak. Ah be kızım. Kendine bıkmadın mı her Allah'ın günü bu eziyeti yapmaktan? Eziyet değil ki bu Zarife anne. İçime iyi geliyor, dilime iyi geliyor. Hadi dilinde biten tüye iyi gelsin de... şu duvara astıklarına ne demeli? Baksana şunlara. Melek yüzlü şeytan. Laflara bak, laflara. Vicdansız ayol bunlar. Çıkartın kızım şuradan ya. Tamam. Tamam Zarife anne. Kalsın bırak. Burada çektiğim kahır bana az gelir diyorsun. Hala kendini cezalandırıyorsun be kızım sen. Daha az bile demişler. Az bile. Uyma şu edepsize. Ya Zarife kadın. Onda bana uyuyacak yürek ne gezer be? Ha? Bana bak Afet. Edebinle otur oturduğun yerde, açtırma benim bayramlık ağzımı. Ya sözde yamuklusunun yavrusunu ezip geçen karıdan şimdi... Mert'i karıştırma. Mert'i karıştırma çok fena olur ha. Hadi yürü git oradan be. Sevdiğin adamı bile inandıramamışsın daha. Çakma peri masalının çakma prensesi sen. Bana bak seni çok fena yaparım. Öldürürüm seni. Bırak. Bana bak. Öldürürüm. Seni çok fena yaparım. Mert'i bir daha ağzına almayacaksın. Sus Mert'i bir daha ağzına almayacaksın. Gel Mert'i bir seni. Yok Gülnihal Hanım, yok bir şey. Merak etme sen. Hadi sevinç gözyaşın olsun. Ziyaretçin var. Gördünüz mü? Ben gelecek demiştim. Ben gelecek demiştim. Nasıl görünüyorum? Ha? Ağladığım belli değil, değil mi? Belli değil ağladığım. Değil mi? Ağladığım belli değil, değil mi? Ha? Yüzümü falan mı yıkasam? Yok değil güzelim, değil. Hadi Nur Hanım, hadi. Bir de kuaföre git istersen. Tamam, tamam. Ağladığım belli olmasın yeter. Allah'ım şükürler olsun sana. Ben ama söylemiştim. İlk günden söylemiştim. Geleceğini söylemiştim ben. Ay, hadi bu sefer inşallah. Allah'tan ümit kesilmez ama. Günah be, vallahi günah. Her seferinde böyle içi kıpır kıpır oluyor, sonuç hüsran. Gelecek olan çoktan gelirdi zaten. Öyle ya, son gün mü gelecek bu adam? Gönül işte, bekliyor. Daha çok bekler o, çok. Thank you.
Ben artık katlanamıyorum anne. Yani ne Yiğit'in beni o yerin dibine sokan bakışlarına... ...ne de Mert arkasını döner dönmez ben yokmuşum gibi davranmasına katlanamıyorum. İşine geliyor tabii. O gecenin acısını benden çıkarmak işine geliyor. O adi kadının adını anmak yerine Fırat'ı diline dolamak kolayına geliyor tabii. Eğer o şerefsizin adını bir daha ağzına alırsan... Pardon ya. Pardon değil mi anne? Ben de sana dert yanıyorum. Pardon. Benim asabımı bozma İcler. Beni sakın o geceyle ilgili konuşturma. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsın. Anne ben sana tükendim diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Ha? Sana ihtiyacım var diyorum. Sen neredesin ya? Derin bir nefes al. Git torunuma destek ol. Tamam mı? Ben işimi bitirince geleceğim. Senin acaba Mert'ten daha önemli ne işin olabilir şu anda? Sen neredesin anne? Çok önemli bir işim var. Çok önemli. Bana tenha bir yer dedin. Burası ana baba günü. Bunları bakan kör hanımefendi, korkma. Sizi buralarda kimse bilmez. Bir de Sayman'ı mı bekleyeceğiz? Ama efendim, yarıda bulsan sayacaksın demiştir. Bu kadar beceriksizlikten sonra bunu aldığına dua et. Vallahi ne deseniz haklısınız ama... Bana bak. Torunuma sebep olan o cani 3 aydır kanlı canlı içeride yatıyor. Ama efendim bu işler... O cani mahkemeye çıkamayacak. Beni anlıyor musun? Bu gece bu iş bitecek. Yarın bu iş bitecek Nur. İhtiyacımız olan bütün deliller cepte. Bu kez olacak. Bu kez bizim elimiz çok güçlü. Yarın sen özgürlüğüne kavuşacaksın. Fikret. Ruh hastası Allah'ın cezası hangi cehennemdeyse layığını bulacak. Mert yürümeye başladı mı? İçin hafta söyledim ya, fizik tedavisi devam ediyor. Yani ben de Elmas'ın Cahit'ten öğrenebildiği kadarını biliyorum. Pek bir değişiklik yok yani. En büyük değişiklik senin yarın nihayet buradan kurtuluyor olman değil mi Nur? Elmas taburcu olmadı değil mi? Salı günü eniştem belki perşembe demişti ama. Bilmiyorum. Bugün konuşmadım. Yani bir şey olsa haberim olurdu. Yeğenimin yeni fotoğrafı var mı? Hadi bana onu tarif etsene. Merak ediyorum. Çok yüresim var. Buradan çıkar çıkmaz göreceksin zaten. Dudu annemin tansiyonu? Tamam bak, herkes iyi. Tamam mı? Emin ol, herkes senden daha iyi. Mert yürümeye başladı. Elmas'ın sütü kesilmedi. Yeğenin kilo almaya devam ediyor. Şimdi biraz senden konuşmamıza müsaade eder misin lütfen? Bak yarın mahkemede aklanacaksın. Buradan tamamen kurtulacaksın. Tamamen aklanmış olarak çıkacaksın. Aklanmayacağım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik Nur. Aylardır ihtiyacımız olan bütün delilleri topladık. Sana olan oyunu çözdük. Sen benim ne demek istediğimi anlıyor musun? Ben seni anlıyorum. Sen de beni anlıyorsun. Evet tabii. Yiğit Kozan. Sen Yiğit Kozan'ın gönlünde aklanmadığın sürece gerçekten... Buradan çıksam da kurtulmayacağım ben Fatih. Eğer Yiğit bana inanmıyorsa... inanmadığı için gelmiyorsa... Yiğit bana inanmadığı sürece benim için her yer hapishane. Bugün bile bunu yaptığına inanmıyorumdur. Bugün bile kendine bunu yaptığına inanmıyorum. Sana gerçekten inanmak istemiyorum. Benim için yaptığın her şeyi biliyorum.
Yani 3 aydan beri senden başka hiç kimsem yok. Bütün nazımı, bütün acımı sen çekiyorsun. Onca zaman polis olduğunu benden nasıl gizlersin diye bir dövmediğim kaldı seni. Şimdi de mesleğini beni buradan kurtarmak için kullandın diye sana kızıyorum. Ya ne yaparsan yap bana yaranamazsın. Sana yaranmak için yapmıyorum zaten. Tamam. Espri de kabul etmiyorsun. Bana gerçekten kızdın. Tamam kız. Kızmaya da hakkın var. Ama böyle hissediyorum. Özür dilerim. Her ziyaretçim var dediklerinde kalbim bıkmadan usanmadan yiğit geldi diye bağırdığı için özür dilerim. Buraya her geldiğimde içeri koşarak giriyorsun. Karşında beni değil Yiğit'i bulma umuduyla. Beni her gördüğünde yüzünde aynı hayal kırıklığı, aynı acıyı görüyorum. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm. Sen yeterince üzüldün zaten. Ve bu son olacak. Yarın o mahkemede aklanacaksın. Yiğit'in gözümde ne olduğunu umurumda değil. Üzgünüm ama senin ne hissettiğin de umurumda değil. Dur, ben kendime bir söz verdim. Seni o delikten çıkaracağıma dair bir söz verdim. Sözümü tutacağım. Temas yok. Yarın görüşürüz. Gelecekti. Mahkemeden önce gelecekti. Ben sana inanıyorum diyecekti. Bana inanmadığına inanamam. Her şeye inanırım ama bana inanmadığına inanamam. Thank you.
Geçirdiğimiz süreç anne ve baba olarak sizin için ağır ve yavaş bir süreçti. Ama bundan sonra hastamızla ilgili daha hızlı ilerleme kaydedeceğimiz bir döneme giriyoruz. Ya bana dürüst olur musunuz lütfen? Bizim çocuğumuz eskisi gibi olabilecek mi? O nasıl söz öyle? Aksi mümkün değil. Hem biz ne söz vermiştik kendimize, he? Ne söylemiştik? Bilmiyorum ki Yiğitciğim. Biz birbirimize verdiğimiz sözleri ne kadar mı tuttuk acaba? Bakın, Mert'in fiziksel durumunun iyileşmesi, psikolojisinin iyileşmesinden çok daha kolay. Bunu hiç unutmayın. Yani sizi de anlıyorum. Doğal olarak şu an siz onun fiziksel marazlarına odaklandınız. Ama işin bir de iç kısmı var. Gözle görünmeyen tarafı. Tabii. Yürekteki yaralar bedendeki yaralardan daha çok acıdır. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Ve gözle görülen yaraları onarmak bizim işimiz. Ama içerisi sizin işiniz. Oğlunuzu siz iyileştireceksiniz. Gerçek bir aile gibi. Kızım şunu diyorum sana. Ay delilendirme beni. İstemiyorum diyorum babaanne. Aa tıksıracağım ne olsa şerbetinden 3 ay oldu ya. Ama bak yavrum süt olur, can olur diyorum. Ne olur yapma. İstemiyorum yeter. Ne be yavrum? Elmas ne oluyor yine ama ya? Acayit. Cahit Allah aşkına şu hemşirelerle konuşur musun? Ben bebeğimi kendim emzirmek istiyorum artık. 3 ay oldu ya. 3 ay insafınız kurusun ama. Çocuk anasını biber o sanıyor be. Vicdansızlar 3 ay oldu ya. Elmas tamam. Allah aşkına tamam çocuk gibi konuşuyorsun ya. Ya aldığın ilaçlardan daha yeni yeni kendine geliyorsun. Bak aslanımız daha yeni yeni kilosuna kavuşmaya başladı. 3 aylık çocuk hala küvezde ya. Yani sen sütünün geldiğine şükredeceğini hala olay çıkartıyorsun. Olmaz ki. Değil mi ya? Senin 3 aydır sütün kesilmediyse benim okunmuş loğusa şerbetlerim sayesinde oldu. Yazık günah değil mi benim hüdaverdimi? Ben delireceğim. Yani hüdaverdiği falan bilmiyorum da aslana yazık tabii. Ya ana bir sus, bir dur Allah'ını seversen bir dur. Zaten ortalık karışık. Yok, yok ben derdimi anlatamıyorum. Ben hiçbirinize derdimi anlatamıyorum. Bu makinalar benim sütümü azaltıyor diyorum size. Benim... Tam kurtulacağız bu hastaneden. Gideceğiz evimize. Sütüm kesilecek benim. Ya sen hemşireleri dinlemiyorsun ki. Yani asıl stresten, sıkıntıdan sütün kesilecek. Her gün bir olay çıkartıyorsun. Bak atacaklar sonunda hastaneden bizi. Söyleyeyim sana. Canı biraz sıkın tabii. Hani malum yarın mahkeme falan var ya. Sırası değil şimdi onun. Mücahit ben artık dayanamıyorum ya. Ben çocuğum koynumda, kokusunu burnumda istiyorum. Cahit biz ne zaman evimize gideceğiz? Ben ne zaman kavuşacağım bebeğime? Tamam, tamam kavuşacaksın diyorum, tamam. Bak. Ziyaret zamanı. Annesinin kuzusu. Güzel oğlum benim, bak güzel oğlum benim. Gülüyor bak. Bak burası gülüyor. Gülüyor mu? Gerçek bir aile. Ne hoş geliyor kulağa değil mi? Tabii doktor konuşurken de araya girip biz hiç gerçek bir aile olabildik mi de diyemiyor insan. Cevabını kaldıramayacağın sorular sorma İçler. Senin sebep olduklarından sonra benim kaldıramayacağım hiçbir şey yok. Tabii. Tabii sustun yine. Bütün yaz olduğu gibi suspus oldun yine.
Niye sustuğunu da soruyor musun acaba kendine Yiğitçim ha? Kendi kendine vereceğin cevapları kaldıramayacağın için olabilir mi acaba? Bak, kavga istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Hı. Kavga istemiyorsun da o yüzden mi beni her Allah'ın günü otel odasına geri götürüyorsun? İcler. Ne icler ya? Hı? Ne icler? Aylardır Fırat'ı benim yüzüme vuruyorsun hiç konuşmadan, hiç bağırmadan yapıyorsun bunu. Gözlerinle yapıyorsun. O buz gibi bakışlarınla, o korkunç uzaklığınla yapıyorsun. Ama benim de senin yüzüne vurabileceğim bir şeyler var değil mi Yiğit? Yapma, yapma. Bana bunu yapma. Sen yaptın. Bunu oğlumuza sen yaptın. Bunu bize sen yaptın Yiğit. Sen yaptın. O cani kadını bizim başımıza sen musallat ettin. Allah'ım sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Yanlış yapıyorsun. Her zamanki gibi. Anne, bak kendine de bana da bir iyilik yap. Biraz da yeğeninin yanlışlarından bahset. Değişiklik olur. Beni Yiğit'in yanlışları ilgilendirmiyor. Ama seninkiler? Hı. Benimkilerden özel bir zevk alıyorsun. Onu biliyoruz artık. Onu anladık. Anladık onu. Ama benim bugünlük psikolojik işkence kotam doldu anneciğim. Otur oturduğun yere. Otur. Gözünü aç artık. Avucunun içindeki son şansı gör. Allah bir musibetle sana bir şans verdi. Hem de hayatının hatasını yaptığın gün. Yüzüme bak. Aklını başına topla. Eğer o canavar tam da o gün bizi can evimizden vurmasaydı, o utanç gecesini tek başına bir ömür boyu yüklenecektin. Ama şimdi şükret. Canavarın sana verdiği son şans bu. Sen Yiğit'in bana o şansı vereceğini sanıyorsan... Bak, şu adamın haline bir bak. O yılan onun için seçenek bile değil artık. Bu bir başlangıç. Kabahatini kabullenip, başını eğip çocuğunun babasına elini uzatacaksın. Başka şansın yok. Anne, vallahi ben bütün yaz boyunca elimden gelen her şeyi yaptım ama benim artık pilim bitti. Gerçekten. Ben artık dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum. Onun öyle buz gibi bakışlarına hiç dayanamıyorum yani. Pilim bitemez canım. O gece o adamla kaçmaya çalıştın. Kendi ellerinle kendi hayatını mahvettin. O yüzden şimdi elinden gelen yetmez. Fazlasını yapacaksın. Yanında olacaksın. Ne yapıp edip hayatınızın bu zor günlerinde çocuğunun babasının yanında olacaksın. Benim yavruma bir bak. Nasılsın yavrum bugün? Benim oğlum bugün kocaman 4 adım daha attı anneannesi. Aslan oğlum benim, bir tanem benim. Bakalım bizi evde ne gibi sürprizler bekliyor acaba? Aslan bebek eve mi geldi? Az kaldı aslanım, hiç merak etme. O da yakında bizimle olacak. Hadi gidelim artık. Evinize gideceğiz ya. Vallahi dayanacak halim kalmadı benim artık. Çok az kaldı Elmas Hanım. Yarınki sonuçlar bir gelsin, büyük ihtimalle çıkışımızı vereceğiz. Bir aydır hep aynı laflar. Hadi Elmas, az kaldı diyorlar işte. Daha ne desinler? Gerçekten başaracağız değil mi Cahit? Bebeğimizi de alıp evimize gideceğiz artık. Hayda, o nasıl söz öyle ya? Tabii gideceğiz. Hastane koridorlarını büyütecek değiliz herhalde çocuğu. Hadi. Hadi odaya gidelim. Hadi. Ne zaman konuşacaksın Tahir? Ben atla şu işi. Bugün yarın taburcular. Artık uzadıkça yılın hikayesine döndü bu iş. Tamam sen şu torununu eyle. Ben de şunu bir kenarda kıstırırım şimdi. Hadi. Ben çıkıyorum. Size emanet.
Akşam görüşürüz. Gel yavrum, elin yüzünü bir yıkayalım. Cahit Bey oğlum. Yalnız acelem var şimdi. Ya, Cahit Bey ne zaman bir gık desem acelem var. Bir dur da iki dakika iki laf ederim ya. Bak belaydı, hastalıktı derken aylar gelip geçti. Çok şükür torunum 3 aylık oldu. Belli ki yarın öbür gün bizi taburcu edecekler. Yani artık şu işi bir hal yoluna koymanın zamanı geldi de geçiyor bile. Ya Allah aşkına hastane koridorunda konuşulacak şey mi bu? Ha? Ya nerede konuşacağız Cahit Bey? 3 aydır ciğerci kedisi gibi dizinin dibinde dolanıp duruyorum. Ne örfümüz kaldı ne adetimiz. El mahkum dedik sineye çektik. Ama artık bıçak kemiğe dayandı ya. Ağzını aç da 2 laf ediver. Ne zaman kıyacaksın şu nikahı? Ya Allah aşkına ya. Kızın ölümden döndü. Benim çocuğum kasaplık kıyma kilosuyla doğdu. Sen hala nikah diyorsun. Başka derdin tasan yok mu senin ya? Seni bilmem ama benim derdim çok Cahit Efendi. Haysiyetinden, namusundan geçtim ama kızımın mutluluğu benim derdim. El kadar bebenin geleceği benim derdim. O el kadar dediğin çocuk benim çocuğum oluyor biliyorsun değil mi? Anası da benim evladım. Evet konuşsan dinliyorum ben seni. Sonra ararım ben onu. Onun kim olduğunu ben gayet iyi biliyorum Cahit Efendi. Kaç kere gizli gizli konuştuğumuzu gördüm. Kaç kere. Ne diyorsun Tayyar Efendi sen? Ne gizlisi ya? Senden mi gizleyeceğim kimle konuştuğumu ben? He? Nazlı için arıyor sonuçta beni Nazan. Sana hesap mı vereceğim ben? Vallahi gizlersin gizlemezsin o senin bileceğinmiş. Ama Allah'ıma kitabıma, o kadının kızıma da, rahmetli karıma da neler yaptığını ben gayet iyi biliyorum. Eğer efendi gibi duruyorsam, Allah'a havale edip Rabbimin işine karışmıyorsam, elimi kana bulamıyorsam, bak Allah şuramı biliyor. Torunumdan sebep. Kızımı babasız kimsesiz bırakmamamdan sebep. Çile çekiyorum. Sabır çekiyorum. Ya Allah diyorum ama ben evliya değilim Cahit Efendi. Sabrım da dipsiz kuyu değil. Ona göre. Ona göre anladın mı? Ona göre. Hayırdır? Suratı 5 karış beyefendinin. Konuşturma beni ya. Nikahın niyesi yok tabii daha ortada değil mi? Hadi oğlum hadi. Ablanı bir görüver hadi. Hadi evladım hadi. Ya Nazan bak yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyorum. Niye anlamıyorsun beni? Bugün yarın taburcu olacağız ya. Sabret diyorum sana ya. Of bırak Allah aşkına Cahit ya. Ben doğduğumdan beri daha çocuğumuzu bir kere görebildim be. Elin saf yani. Benimki de canama değil mi? Geleyim öyle uzaktan bir seyredeyim. O cadıya ilişmeden uzaktan bakayım diyorum. Ona da engel oluyorsun. Elmas seni burada görürse ne olur onu düşünebiliyor musun peki? Ha? Aman ne olurmuş. Sütü mü kesilirmiş? Bırak ya. Sanki o zehir sütünün çocuğumuza çok faydası varmış gibi. Kendinden başkasına hayrı dokunmayan şeytan. Şu hale bak daha karnındayken bile besleyememiş çocuğu. Çocuk 3 aylık oldu. Hala küvezde. Ben daha kokusunu şöyle bir doya doya içime çekemedim ya. Hastane hastane değil ki, yol geçen anı zaten. Yani Yağmur burada, Yaren burada, o şerefsiz Emin burada. Herkes çat kapı burada. Dikkat çekmememiz lazım diyorum sen, anlıyor musun beni? Kimsenin seni görmemesi lazım. Sık dişini ne olur ya. Her şey planladığımız gibi olacak. Anlıyor musun beni? Kütmenim benim ya. Kütmenim benim. Az kaldı alacığım, sabret. Sabret bak neler yapacağız seninle sonra. Yerini yerim ben seni ya. Bir selfie yapabilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Ben de lütfen. Olur. Bir selfie daha çekilebilir miyiz? Peki, tamam.
Ay ne olur söyleyin, Rüspel aşkı ne olacak? Çok yakışıyorsunuz, lütfen ayrılmayın ne olur. Teşekkürler. Son bir fotoğraf daha çekilebilir miyiz? Tabii. Ay çok tatlısınız. Ay çok teşekkür ederim. Tamam şey hanımlar, ben daha sonra tekrar geleceğim tamam mı? Sonra geleceğim. Selam. Aa merhaba. Ben görmedim seni. Ben de görmemiştim aslında seni de. Son anda fark ettim, bir merhaba deyip dedim. İyi yaptın. Tekrar merhaba o zaman. Neyse ben... Bizim ufakta kaçırdık galiba bugün. Ya ben onu yarın yakalarım. Sen ablama da uğrayacaksın herhalde, çiçekler falan. İyi, çiçekleri de sen verirsin artık. Benim yüzümden gidiyorsan eğer, ben gideceğim zaten. Ne alakası var? Öğle arası diye geldim, geç kalmayayım diye de dönüyorum işte. Tabii, öğle arası. Sen çalışıyorsun artık. 3 aydır. Doğrudur. Sen bir de şeye de çalışıyorsun. Bana denk gelmemeye de çalışıyorsun. Öyle bir çalışmam yok. Sen yanlış anlamışsın. Doğrudur. Yani sen sanki böyle benden kaçıyormuşsun gibi geldi de... benimle bir derdin yok yani senin. İyisin. İyiyim tabii. Niye iyi olmayacakmışım ki? Yani emin olan oldu, biten bitti. Artık biz akraba sayılırız. Bizim bir tane yeğenimiz var. Aile içinde biz yüz yüze bakacağız. Doğru dedin. Biz yüz yüze bakacağız. Hepimiz. Yani üçümüz de. Tabii, tabii. Yani sen öyle diyorsan. Ben hep öyle diyorum. Ben aylardır öyle diyorum. Biz karşılıklı konuşamadık ki oturup o günden sonra. Yağmur yani şimdi aslında benim söyleyecek çok fazla şeyim var. Hatta bence bizim konuşacak çok... Bence sen telefona konuş. Hangisiniz hepiniz ya? Ben bulanıyorum. Aşkım. Ay Emin, açmasaydın aşkım telefonu. Şey, ben hastanedeyim de. Ay aşk olsun Emin ya. Hani söylemiştim sana birlikte gidecektik? Ya şey, bizim çekim iptal oldu. Ben de öyle esti bir an geldim işte. Niye, hayırdır, bir sıkıntı falan mı var? Ben az evvel abimle konuştum. Birkaç güne taburcuyuz dedi bana. Yok, yok öyle ters bir şey yok ya. Belli sende bir sıkıntı var ama. Hayırdır Emin, ne oldu? Sen Yağmur'u falan mı gördün? Yok, ayak yapma bana. Ya aşkım, bak rejiden arıyorlar beni. Şey, set hazırmış da. Ben seni sonra arayayım mı? Alo. Alo aşkım. Ya sen hala bizle uğraş Yağmur Hanım. Dur bakalım sen, dur. Hala. Kaç tane elim kolum var Allah aşkına? Gel de yardım et o zaman. Buraya da bir aşçı alamadılar. Sıkıysa Aytül Hanım'a söylesene sen bunu. Yarına kadar Aytül Hanım'a gık denmez, gık. Ne gazeteler yazmış gördün mü? Melek yüzlü şeytan. Ay ne güzel de söylemişler. Tamam. Tamam, tamam. Biz falan ederiz oğlumla mutfağa siz karışmayın. Çok, çok, çok. Yok et şunu. Hoş geldiniz. Pizza hazır. Mis gibi de kokuyor değil mi oğlum? Evet, en sevdiğimden. Hadi Canan ablan seni masaya götürsün. Ben de birazdan gelirim yanına, tamam mı? Hadi bakalım.
Hadi yemek yok. Yiğit. Can evimizden vuracağını biliyordum. Diye bir arayayım dedim. Neredesin? Orada, burada, yolda. Biz bu gece uykusunu ne zaman hatırlayacağız be kardeşim? Sen benim hastan yeğenimi eve getir. O zaman göstereceğim ben sana gece uykusunu.
Hadi gel. Gel sana zift gibi bir hastane kahvesi ısmarlayayım. Yok sağ ol, ben eve... Bak, yarın zor bir gün olacak. Hadi. Ne kadar susarsan sus. Biliyorum. Yarın düşündüğünü biliyorum Yiğit. Hadi konuşuruz biraz, gel. Bekliyorum seni, hadi. Elleri kırılsın. Bu da mı gelecekti başımıza ya Rabbi? Ya ana, içeri gir diyorum, kızın başında dur diyorum sana ya. Allah'ını seversen kurban olurum. Oyalama beni ya. Damat dursun kızın başında. Nerede damat? Ben seninle geleceğim. Ya bırak damadı. Ona kızımı emanet edelim. Hem bana bak, kıza sakın bir şey söyleme ha. Sütü mütü kesilir sonra. Ya sen şişlemişler kızı diyorsun. Hapishanede bile rahatlık vermediler çocuğa. Hafize'nin emaneti hapise, yazıklar olsun. Ya anam bir dur, Allah'ını seversen bir dur. Zaten elim ayağım tıttırmış. Nerede kaldı bu taksi ya? Öldü mü kaldı mı belli değil diyorsun. Ya anam deme öyle. Deme, öldü mü kaldı mı deme ya. Tövbe ya Rabbim. Gelmişini geçmişini istiyorum o mahkumun. Gerekirse sabaha kadar sorgulayacaksınız, konuşturmadan bırakmayacaksınız. Elinde şişle kimi maşalık ediyormuş öğreneceksiniz. Fatih, oğlum doğru söyle, yaşıyor mu? Allah aşkına söyle, yaşıyor mu? Aklım almıyor benim ya. Hapishane burası nasıl olur? Hiç mi korumamışlar bu kızı ya? Yapılmış bir hata Kirvan. Tamam sen sakin ol. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Gel sen böyle. Gel otur. Sen hiç merak etme. Ceren, kan anonsu geçirmesi gerek. BRH pozitif, acil. O tutuklu kadın için mi? Ya o kadın hakikaten yok mu? Yüzünü göremedim. O adamın çocuğunu ezen kadın değil mi? Pardon. Kan... Kim için lazım? Nur Kozan için mi? Yiğit Kozan. Kan kimin için lazım? Bakın ben de B pozitifim. Benden alın. Ne duruyorsunuz? Hadi.
tek şey yani. Mert olmasaydı çoktan kavuşmuş olurdu. Aman diyeyim memur bey oğlum. Gözünü bile kırpma. Yani başımıza başka bir bela daha gelmesin. Aman diyeyim, aman. Tövbe yarabbi. Bir şey mi dediniz? Yok. Ameliyat başarılı geçti. Birkaç saat içerisinde hastanın kendisini toparlamasını bekliyoruz. Yine de ifadesini almak için. Ne oluyor burada? Yiğit Kozan'ı tanıyorsunuzdur mutlaka. Gören herkes şaşırdı ama kendisi hastaya kan vermek için geldi. Kozan! Kozan ne yapıyorsun burada? İşim bitti ve gidiyorum. Burakan vermişsin. İnsanlık vazifesi. O kız neden burada? Başına neler geldi? Ona ne yaptılar biliyor musun? Orası senin işin. O zaman benimle vakit kaybetme. Git de işini yap. İşimi yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Eğer bu geceyi atlatırsa yarın adalet yerini bulacak. Bunu söylemekten ne kadar nefret etsem de... senin yardımların olmasaydı... Nur yarın özgürlüğüne kavuşamayacaktı. Gene çok konuşuyorsun. Merak etme, burada senden benden başka kimse yok. Ona el altından verdiğin gizli yardımlar olmasaydı Fikret'in ipini çekmem bu kadar hızlı olmayacaktı. O zaman git de şu ruh hastası psikopatı bul. Onu bulmayı en az senin kadar istiyorum. Ve bulacağım da. Ama şimdi konuşmamız gereken başka konular var Yiğit. Sen istesen de istemesen de Nur'u konuşmak zorundayız. Gecenin bir sabahı olacak. Nur yarın özgürlüğüne kavuştuğunda... Bak çok fazla konuşmana gerek yok. İnan bana. Çabalarım boşa gitmeyecek yalnız kahraman. Yoluna çıkmayacağım. Fırtına dindi. Ve güvenli limanda sensin. Bunca zaman. Hayatının en zor günlerinde onun için. Herkesten gizli. Ondan gizli uğraşıp durdun. Şimdi yoluma çıkmayacağını söylüyorsun öyle mi? Neden Yiğit? Onun masum olduğunu bile bile. Onun masumiyeti için bu kadar uğraştıktan sonra neden? Ben sadece doğru cevabı aradım. O cevabı bulmak zorundaydım kalbim için. Anlıyor musun? Kalbimin bir canavar için atmadığını kendime ispat edebilmek zorundaydım. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi öyle mi? Oğlun olanlardan sonra... Nur artık imkansız. Yani siz... ikiniz... artık imkansızsınız öyle mi? Ona inanmadığını kabullenemiyor. Çünkü bu onu öldürür. Onu ziyarete her gittiğimde bana sen diye koştu. Bana baktığında yüzünde hep aynı hayal kırıklığını gördüm. Bazen aramızdaki gizli anlaşmaya sadık kalmak benim için ölümden beter oldu. Senin için döktüğü her damla gözyaşında ona yanılmadığını, senin de ona inandığını söylememek için kendimi zor tuttum. Ama tuttum. Aslında sana değil, bana ihtiyacı olduğu için tuttum. Onu mutlu edemeyeceğine inandığım için tuttum. Buraya geldiğini, buna kan verdiğini, o içerideyken onun için yaptıklarını duyarsa peşini asla bırakmaz Yiğit. Senden asla vazgeçmez. O halde ne yapacağını biliyorsun. Artık bitti mi Yiğit? Bana kendi ağzınla söyle. Açık açık söyle. Söyle ki sevdiğim kadının hayallerini kendi ellerimle parçalarken bir an olsun pişman olmayayım. Buradan vazgeçtin miydi? Bana ondan vazgeçtiğini söyle. Yiğit. Bana Nur'dan vazgeçtiğini söyle. Yiğit, Nur'dan vazgeçtin mi? Söyle!
Yiğit! Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Vazgeçtiğini söyle. Yiğit, Nur'dan vazgeçtin mi söyle? Sabah gazeteleri yeni geldi. Günaydın. İyi uykular mı demem lazım, ha? İclerle Mert hala uyuyorlar. Git odana dinlen sen de hadi. Ben de biraz yürüyeyim. Havuza götüreceğim terapi havuzuna Mert'i. Al, bak. Beklediğin haber burada. Merak ettiğin cevabı da vereyim istersen. Hayati tehlikeye atlattı. Vah vah. Seni uyarmıştım teyze. Ben de onu uyarmıştım. O yılanı. Hem de ta en başından. Ailemize çöreklendiği ilk gün zehrini akıtmaması için onu uyarmıştım. Ama o çıngıraklı benim torun. Maşını buldum. Sus payını verdim, gözünü korkuttum. Sabaha kadar sorguladı Fatih'in adamları ama konuşmadı. Konu da kapandı gitti. Bunu ilk kez ve son defa yapıyorum. Sana son kez evlatlık yapıyorum. Ama anne yarım olduğum için değil. Aynı öfkeyi ve acıyı kendimden bildiğim için yapıyorum. Öyle mi dersin Yiğit? Hı? Buna inanayım mı? Öz evladını yatağa düşürdü o yılan. Hala onun arkasını kollamadığına, onu korumadığına inanayım mı? Seni son kez bağışlıyorum teyze. Bu yaptığın son yanlış olsun yoksa... Yoksa? Bir daha affetmem. Bu kadar büyük konuşma. Sor bakalım, ben seni affetmiş miyim? Bir daha affetme. Thank you.
Allah kahretsin. Dokuz can. Anne. Ne oldu? Ha? Ne alıp veremediniz variyetlerine sabah sabah? Ya anne ağlamışsın ya sen. Hı? Ne oldu, ne yaptın da bir daha affetmem dedi? Ben bir anne olarak üstüme düşen vazifeyi yaptım. Anneciğim ne oldu? Hı? Hadi söyle, bir şey söyle. Şaka. Bu şaka mı ya? Anne senin bununla bir ilgin var mı? Hı? Ben bir anne olarak üstüme düşen vazifeyi yaptım. Tamam. Yok yok merak etme babana ya. Ben gelince babam da uyudu biraz. Nur daha iyi. Şimdi doktorları bekliyoruz bakalım. Yok yok uyuyor şimdi konuşamaz. Bak şey hadi sen ablamla ilgilen. Ha bana bak internete falan girmesin öyle gazete mazete falan okumasın. Allah sütten kesilir ha. O hemşirelere de tembihle bunu. Tamam babacığım. Sizi dışarı alalım pansuman yapacağız. Tamam. Bak söylediklerimi unutma. Yakından da pek güzelmiş. Gazetenin biri melek gözü şeytan diye yazmış ya. Tam yani. Serbest kalacak diyorlar ama. Aman duy da inanma. Eski manken falan ya menajeri, ajansı öyle şey diyordur. Vallahi dün Hilal hemşehrinin nöbetinde kim kan vermiş duydun mu? Aa kim? Yiğit Kozan. Yok yanlış duydunuz herhalde. Hayır. Hayır duydum ben sizi. Duydum diyorum. Doktor bey birazdan gelir. Yok durun gitmeyin ben duydum sizi. Gitmeyin duydum diyorum sizi. Gelin buraya duydum diyorum sizi gelin. Ne oluyor burada? Duydum onları Fatih. Yiğit gelmiş. Rüya gördüm sandım. Kan vermiş bana. Bunca zaman hayatının en zor günlerinde onun için herkesten gizli. Ondan gizli uğraşıp durdum. Şimdi yoluma çıkmayacağını söylüyorsun öyle mi? Neden Yiğit? Onun masum olduğunu bile bile. Onun masumiyeti için bu kadar uğraştıktan sonra neden? Baba. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Aslanım benim. Nur, anestezinin insanlar üzerinde böyle etkileri olabilir. Neye inanmak istediğini biliyorum ama. Anlamıyorsun. Hemşireleri kendi kulaklarımla duydum diyorum Fatih. Onlar da yanlış duyduğunu söyledi ama. Fatih, ben ne duyduğumu biliyorum. Yemin ederim hissettim onu. Evet, kendimde değildim belki. Ama burada olduğunu hissettim. Kokusunu, o sıcaklığını. Damarlarımda akan kan, onun kanıysa eğer.
ne anlama geliyor biliyorsun değil mi Fatih? O bana... Nur, sana son kez anestezinin etkisinde olduğunu söylüyorum. Bak hayallerini kırmak istemem ama bütün gece ben, Emin, enişten, kapındaki polis memuru, hepimiz bütün gece buradaydık. Burada olmayan tek kişi ise Yiğit'ti. Sen ne dersen de. Ben o kokuyu soluduğumu biliyorum. Eğer gözüm açıp uyanabilseydim... Ama gözlerini açtın. Uyandın ve kendine geldin. Ve o burada yoktu. Çünkü hiçbir zaman olmadın Nur. Hapishaneye gelmediği gibi buraya da hiçbir zaman gelmedi. Ne oluyor ya? Sen karışma. Hadi. Daha bugün kazanacak bir davamız var. Ay vah vah vah, şişlemişler bizim melek yüzlü şeytanı. Ne? Geberememiş salak. İnanmıyorum. Kızcağız ölüyormuş neredeyse. Kötüye bir şey olmaz diye boşuna demiyorlar işte. Bana bak, ağzından çıkanı kulağın duysun ya. Sen teyzenin taklidini yapıyorsun ama sana beş beden büyük geliyor. Bakıyorum tarafımızı seçmişiz Yağmur Hanımcığım. Başından beri bu konu hakkında ne düşündüğümü gayet iyi biliyorsun bence. Yo Yağmurcuğum, bilmiyorum. Hatta bu evde kimse bilmiyor. Hani sen cesaret edip de bu çatının altında bütün bu fikirlerini dillendiremiyorsun ya. Sen gidip bu fikirlerini abime anlatsana ya. Hatta bir adam vardı, neydi adı, bıyıklı? Fatih. Hani onun böyle bir Fikret'le ilgili bir hikayeleri falan vardı. Sen gidip bu hikayeleri abime anlatsana. Ay hatta sen gidip bütün bu hikayeleri Mert'in yanında da anlatsana Yağmur. Bana bak, Mert'i karıştırma. Bu işe Nur'u Mert'in soktuğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Acaba merak ediyorum, sevgiline de bu fikirlerini söylüyor musun? Hah ya. Ya dök içine, dökül. Senin bütün karın ağrın bu işte, belli oldu şimdi. Ama yok, siz o tazecik aşkınızı aile sorunlarıyla yıpratmıyorsunuzdur şimdi. Geberiyorsun kıskançlıktan ya, çok zavallı bir insansın. Ay hayır, acaba bu umursamıyorum tavırlarına kimi kandırmaya çalışıyorsun? Seni duymuyorum. Duyacaksın Yağmurcuğum. Maalesef sen bu evin çatısı altında yaşamaya devam ettiğin müddetçe beni duyacaksın. Hatta göreceksin de. Emin'in bana ezelden beri nasıl köpekler gibi aşık olduğunu bizzat kendi gözlerinle izleyeceksin. Ama ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Kendi kendine bu işkenceyi çektirmeyi daha ne kadar sürdüreceksin acaba? Ne oldu? Ha? Niye cevap vermiyorsun? Dilini mi yuttun? Hayır, ne oldu? Hani o bizi ilk gördüğü gün, ben pılımı pırtımı toplar giderim, size mutluluklar dilerim diyen o gururlu kıza ne oldu ha? Ha, sen rahata fazla alıştın galiba. Ya da acaba bu Kozan ailesinin kanatları altındaki bu şaşalı hayat seni o bitli bar köşelerine dönmekten mi alıkoyuyor? Zor mu geliyor oralar sana? Bana bak, sen benim burada neden kaldığımı gayet iyi biliyorsun. Adilik yapma. Yemezler canım. Tamam mı? Yemezler öyle iyi niyetli sevgi pıtırcı hala hikayelerini. Mert'in bir tane halası var. O da benim. Sen de bunu o kafana iyice sokacaksın. Yaren, sen beni ne kadar tahrik etmeye çalışırsan çalış. Mert sağlığına kavuşmadan ben şuradan şuraya tek bir adım atmıyorum. Sizin o iki yüzlü sahte ilişkiniz de benim zerre kadar umurumda değil. Yağmur, bak o ağzını topla. Emin Salak'ın sana karşı ne hissettiği de benim zerre kadar umurumda değil. Beni kandırdığını fark ettiğim gün silip attım ben onu. Ama sen ne yaparsan yap benim kardeşimsin işte, ben o yüzden sana acıyorum. Sırf bana inat, benim canımı yakmak için onu kullanıyorsun. Aslında ben ikinize de acıyorum ya. Feci halde acıyorum ikinize de. Acıyormuş, göreceğiz bakalım. Geri zekalı seni. Sen kimsin be? Keşke geberseydin. Pislik. Geberseydin keşke. Ne oldu? Ha? Hastaneye mi yetişiyorsun yoksa mahkemede mi buluşacaksınız? Sus. Bak ben o duruşmaya gelmeyeceğim, tamam mı? Bir tezgah kuruldu, tıkır tıkır işliyor. Bir tane günah keçisi lazımdı. O da bulundu.
Neydi belirsiz Fikret Hanım? Kim inanır buna ya? Ha? Tabii. Tabii o Fatih Bey'in bulduğu uyduruk delillerle ancak mahkeme inanır değil mi? Çekilerim ben. Sen sinsi sinsi aylardır bugünü bekliyordun değil mi? Yalan desene. İnkar etsene. Ben duydum annemle konuştuklarınızı. Haberin var mıydı? Oh harika. Harika, hadi şimdi de onu aklayacağım diye beni suçla. Haberin var mıydı diye soruyorum sana. Yoktu. Yoktu ama keşke olsaydı. Keşke benim çocuğumun kanıyla kirlenmiş o canavarın kanı dökülürken... Günaydın. Yiğit. Yiğit. Aklayamayacaksınız onu. Ne yaparsanız yapın aklayamayacaksınız. Yiğit. Teyzen işi değil mi? Hadi işine geç kalma. Bari benimle konuş. Bak çok içine atıyorsun. Bak İzel'in dediğini duydum. Bir şekilde bu bizim aramızda tabu oldu. Sen Nur'un adını bile... Hadi sana kolay gelsin. Tam olarak bundan bahsediyorum işte bak. O yokmuş gibi davranıyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Onun ismini bile anmıyoruz ama... Öyle değil, senin konuşmaya ihtiyacın var ya. Taş olsa çatlar. Bak Yağmur, benim biraz sessizliğe ihtiyacım var biraz. İzel'in bağırdığı gibi senin yardımınla veya değil bilmiyorum ama... Nur bir şekilde aklanacak, biliyoruz bunu değil mi? Ben biliyorum, sen de biliyor musun? Ah be abi. Aylardır sinsi sinsi beklediğim buydu değil mi? Hı? Yalan desene. İnkar etsene. Ben duydum annemle konuştuklarınızı. Aklayamayacaksınız onu. Ne yaparsanız yapın aklayamayacaksınız. Efendim? Günaydın Yiğit Bey. Fabrikadan geldiler de haber vermek istedim. Alo, Yiğit Bey. Evet, evet, evet. Sizi bekliyorlar efendim. Geliyorsunuz değil mi? Cahit Bey ilgilensin. Ama efendim... Pes. Ama pes yani resmen ben bu hastanede internete de giremiyorum. Kıracağım şimdi. Ay çatlayacağım meraktan. Gazetelerde bir şey var mıdır acaba mahkemeyle ilgili? Ya ne yapacaksın gazeteyi? Bir güne mahkeme var işte. Olacak bitecek, bu kadar basit. Hak yerini bulacak inşallah. Amin. Allah'ım inşallah amin. Ayıp oluyor ama ha. Yani ben baştan beri ağzımı açmıyorum, gık demiyorum. Ama siz maşallah. Tamam canım. Ne dedik biz de? Hak dedik, adalet dedik. Ama ne? Hadi Elmas, hadi. Bak, Aslan'ın kontrolüne geç kalacağız, hadi. Acayip. Bugün o gün olsun. Lütfen. Allah'ım şöyle boyunu, posunu, her bir şeyini beğensinler de... ...hay Allah elimize değsinler. Derler, derler. Hadi gel. Derler değil mi? Ay Allah'ım. Hayır. Şu manzaraya bak, şaka gibi. Benim aklımı sülaleyi kesmiyor vallahi. Bu kadar modernlik bana fazla. Bir de maşallah takarmış, tam olurmuş. Acayip içime doğuyor benim. Bugün bizim günümüz olacak bak. Bugün çok güzel bir gün olacak. Ben sana söylemiş miydim ya? Hayırlara çıksın. Anneciğimi gördüm ben rüyamda. Bana dedi ki kızım. Oo. Annesinin aslanı. Oo, sen anneye gözlerini mi açık bakıyorsun bir tane? Canım benim. Ama ben seni artık gebertirim be. Elmas. Gebertirim Elmas, ben. Elmas, tamam. Elmas. Gebertirim ben. Elmas. O pençelerin çocuğumun üstünden. Kırarım senin o ellerini. Ver cildim. Ya yavaş, ne yapıyorsunuz siz ya? Bana bak, açtırma benim ağzımı. Ağzımı yırtarım, ver cildim. Ya saçmalamayın, kendinize gelin. Oyuncak mı bekmediniz ikisi? Cana. Korkma anneciğim. Korkma, ben buradayım. Ay korktuğu falan yok. Valla sen gelene kadar yavrum etrafa gülücükler saçıyordu. Benim evladım nereden senin yavrun oluyor? Nazan git. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Nazan git dedim sana. Sen dua et, ben hala süt veriyorum. O yüzden tek parça gidebiliyorsun buradan. Allah'ın cezası. Elmas yeter sende, ne olursun.
Cahil sen ne diyorsun ya? Kadın resmen çocuğumuzu almış kucağına. Ben nereden bileceğim fırlatıp atmayacağını çocuğumu? Elmas, tamam diyorum. Bağırma artık, yeter ya. Bitmedi ama. Bitmedi. Benim daha hesabım bitmedi. Ben hepinize, hepinizden, bütün hastaneden şikayetçi olacağım ben. Bana bakın. Şişt, siz ikiniz. Siz nasıl izin verirsiniz ya o kadının benim çocuğumun yanına yaklaşmasına? Ama Cahit Bey Nazan Hanım için özel izin vermişti. Bizim bir hatamız yok. Hadi bakalım, balından da yesin annesinin prensi, hadi. Anne, doydum, daha istemiyorum. Halasının prensi o bir kere. Kuzucuğum, tamam hadi o zaman. Bak, halan götürecek bugün seni yüzmeye. Ama halam işe gitmiş, yarın götürecekti beni. Seni ben götüreceğim, şaşkınım benim. Siz Mert'i arabaya götürün, ben de geliyorum birazdan. Nasıl zehirliyorsa çocuğu. Ya dünkü hala diyor işte. Ay vallahi ne yapıyor bilmiyorum. Geceleri gizli gizli odasına mı giriyor, çikolata mı veriyor ama bir gün böyle arkasından... Acaba sadece ilgileniyor olabilir mi? İclal. Neyse tamam ya, bir şey demiyorum. Zaten senin de bugün tersinden kalkmana şaşmıyorum. Bizden kimse gitmiyor mu duruşmaya? Bana bir daha duruşma deme. Hayır, ben Emin'le konuştum. Dün geceyi gayet güzel atlatmışlar. Öyle güle oynaya gidiyorlarmış bugün duruşmaya. Artık delilleri ne kadar sağlamsa bayağı güveniyorlar kendilerine. Nereden? Ben Türkçe konuşmuyor muyum ya? Ay tamam. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Efendim? Hı, çıkıyorum. Ne oldu? Çıkmayayım mı? Şey yani Aytan'ım hala gelmedi de. Ne yapayım Filizciğim? Bekçisi miyim ben annemin? Şey efendim, hani mahkemeye mi gitti diye. Size ne ya mahkemeden? Bütün işiniz gücünüz mahkeme oldu değil mi? Utanmazlar. Ne kadar terbiyesiz, ne kadar dedikoducusunuz ya. Terbiyesiz, utanmazlar. Birinci celsede böyle demiyordun ama. Bizim tanıklığımız sayesinde hapse attırdın, hala yaranamadık. Bak, yani bir yanlış anlaşılma olmuş. Bak, bebeğimizin durumu gayet iyi. Yarın taburcu oluyoruz. Yani en mutlu günümüzde niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki. Valla ben de anlamıyorum. Cahit, gerçekten ben olan bitenden hiçbir şey anlamıyorum. Ya nerede o hemşire? Gelsin benim yüzüme söylesin o zaman. Gelsin söylesin yüzüme. Ben çağırmışım Göğe Nazan'ı. Gelsin. Kadın zaten yüzüne söyledi Cahit. Tamam, bulalım o kadını o zaman. Gelsin tekrar yüzleşsin sen. Elmas, ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Bir dur ya. Yeterince rezil olmadık mı? Yeter ya. Cahit sen ne diyorsun ya? O kadın burada oğlumuzu kucaklamış. Güya severken ben yakalıyorum. Hemşireler de diyor ki Cahit Bey izin verdi. Sen ne hala yeter meter ne konuşuyorsun bana? Ben sıkıldım ya. Vallahi bıktım artık. Yani attığımız her adımda insanlara rezil olmaktan sıkıldım ben Elmas. Başlarım senin sıkıntından. Açıkla o zaman. Açıklayabiliyor musun o kadın burada ne yapıyordu diye? Ya ben nereden bileyim ne yaptığını ki? Hayır sen şimdi bir dakika ya. Ne ima ediyorsun? Ben anlamıyorum seni yani. İşin kötüsü de bu zaten. Bilmiyorum. Başıma gelen bu kadar aptalca şeyden sonra ben gerçekten ne ima ettiğimi de bilmiyorum. Ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Bak tamam. Tamam Elmas, tamam. Ne olursun tamam. Bak ikimiz de çok zor bir yaz geçirdik. Yani sen ölümden döndün Elmas. Biz çocuğumuzu neredeyse kaybediyorduk. Bak aylardır hastanedeyiz. Çok yıprandık, çok yorulduk biz Elmas. Neden peki? Kimin yüzünden? O kadının yüzünden işte. O gece
ayaklarının altından yer kayarken duyduğum son şey onun annemi nasıl öldürdüğünü anlatmasıydı, tamam mı? Tamam bak, tamam. Bunları şey yapma, düşünme, tamam mı? O yaptı ama. Yaptı, o annemin ölümüne sebep oldu değil mi? Bak, bak bunları hatırlamak. Hatırlamak mı? Ha? Bir an ya, bir an. Uyurken, uyanıkken, gece, gündüz çocuğumu kucağıma aldığım zaman bir an bile benim aklımdan çıkıyor mu zannediyorsun sen? Elmas bak. Asıl sen bana bak. Asıl sen bana bak Cahit. Hatta gözlerimin içine bak. O Nazan gene bir dolaplar çeviriyor. Onun gene bir oyunu, bir hesabı var. Ben o oyunu bozarım. Hiç sorun değil, ben o oyunu bozarım. Ama senin benim yanımda olman lazım. Yoksa Cahit. Yoksa? Ben o küçük kıza hiç rahatsızlık duymuyorum, tamam mı? Sen istediğin kadar Nazlı ile ilgilenebilirsin, ona babalık yapabilirsin. İstediğin kadar destek olabilirsin, benim gıkım çıkmaz. Ama o kadın... Yoksa... O kadın, o katil bizim yanımıza yaklaşmayacak Cahit. Yoksa? Yoksa alır çocuğumu giderim, bir daha da göremezsin. Cahit ya, hadi ya, gel artık. Bana bak, Cahit, sakın ağzını açıp tek kelime bile etme. Sana defalarca söyledim oğlumu görmek istediğimi. Bugün. Ne bugün? Siz yarın taburcu olacaktınız. Bugün. Kaybedecek zamanımız yok. Bugün harekete geçeceğiz. Boşa bekliyoruz biz burada. Kadın da dün gece şişlendi. Nasıl gelecek mahkemeye? Hastanedeki muhabirlerimiz geleceklerini söylüyorlar ama. Rahat edecek diyorlar. Siz ona ne diyorsunuz? Yok be, avukatın şişirmesidir. En az 20 yıl yer. Lütfen gel Yiğit. Lütfen. Yalvarırım gel. He ana he, tamam. Varmak üzereyiz. Ya ona o kadar gelme dedik şimdi. Ne demeye çıkıp geliyor ya? Ya bu da üzülecek, canı sıkılacak, sütü bütü kesilecek Allah muhafaza. Bir daha. Ablam da mı geliyor? Laftan anladın mı Barun? Ya ana madem yolluyorsun da niye yalnız yolluyorsun? Yine sen burada kal, gözünü oğlandan ayırma. Ya tamam ana, tamam, kapatıyorum ya. Bir de tek başına geliyormuş ha. Araç geliyor. O mu? Araç geliyor mu? Bunlar bizi mi bekliyor? Zor bir gün olacak. Geliyor mu? Yok.
Efendim. Tuh size, ne demek dizi etkileyecek? Ver bakayım şu mikrofonu. Baba. Bizim alnımız ak, başımız dik. Yeğenime tuzak kurdular. Allah'ın izniyle bugün aklanacak, herkesi de utandıracak. Bu da böyle biline. Emin Bey, olayla siz bir açıklama mı kaldı baba bizim dizi şey yapmak? Pes yani. Kelepçeler biraz fazla olmuyor mu arkadaşlar? Yani hanımefendinin sağlık durumu ile ilgili bilginiz yok mu? Sorun değil. Alışığım ben. Umurumda değil. Boşuna bekliyorsun, gelmeyecek. Kırılacağını bile bile umut besleme dur. İkinci hayatının şu gününde bile. Gözlerin yollarda Yiğit'i bekleme. O seni öyle bir silip attı ki. Bugün buraya. Duruşmaya bile gelmeyecek. Günlerdir gözüm kapıda seni bekledim. Ama bugün duruşmada olursun sanmıştım. Fırat, bak duruşmanın D'sini... Demek sen bile serbest kalacağına inanıyorsun. Şu çeneni kapatsana ya. Ben buraya Allah'ın cezası duruşmayı konuşmaya gelmedim. Annenin marifetini mi konuşmaya geldin? Hı? Hapisteki düşmanını işletmek. Tam Aytül Hanım'a yakışacak bir klişe. Hı. Bu kadar zekice değil mi? Gerçi Yiğit üstünü kapatmıştır. Bu durumda Mert'in bile anneannesiz kalmasına göz yumamaz. Ne diyeyim? Gerçek bir kozansın sen de. Nur bugün gerçekten serbest kalırsa neler olabileceğini düşündün mü? Serbest kalması demek, aklanması demek. Eğer o Fatih denilen sürpriz atın dedikleri doğruysa... Tüm bu olanlar o Fikret denilen kadın yüzünden olduysa... Nur ve Yiğit yeniden... Nur gerçekten masumsa Yiğit... Bak, Nur ölmemiş olabilir ama Yiğit için öldü, tamam mı? Hiçbir gerçek o arabayı Nur'un kullandığı gerçeğini değiştirmeyecek. Hiçbir gerçek bizim tekerlekli sandalyeye mahkum olan çocuğumuzun gözündeki yaşların sebebinin o olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Hiçbir masumiyet Mert'in gözündeki yaşları silmeyecek. Evet, Nur dün gece ölmemiş olabilir ama emin ol Yiğit için öldü. Emin ol Nur en adi hatıralar mezarlığına gömüldü. Ha, sana gelince... Mert'in sağlık durumunu bahane edip bu delikte daha ne kadar saklanacaksın bilmiyorum. Ama şunu bil, ben buraya bir daha asla gelmeyeceğim. Geleceksin Necla. Sen her gidişinde aynı şeyleri söylesen de... eninde sonunda hep bana geleceksin.
utanmadan bir de bastona bakıyor. Bakma şu kadına baba, germe Nur'um. O yaptı. Bu kız eğer bu bastonla bugün ayakta duruyorsa o kadının yüzünden. Görme şu kadını baba, görme. Dur otursana biraz. Hayır, ayaktayım ben. Dimdik ayaktayım. İspatlayamadım ama sana bunları o kadının yaptığını... Söyleme. O kadınla ilgili hiçbir şey söyleme. Sanık Nur Demirer. Hadi kızım. Biz arkandayız. Merak etme Nur. Bak ablam da yolda, tamam mı? Korkma sakın. Bugün her şey bitecek. Söz veriyorum sana. Bana güven. Güzel bir gün olacak. Biz buradayız. Merak etme. Tamam mı? Merak etme. Allah'ım hadi. Hadi Cahit, ne olur. Hadi ne olur. Ne olur bir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Allah'ım lütfen. Hadi Cahit. Amanda ninesinin süt kokulusu. Amanda ninesinin bir tanesi. Amanda canısı da canısı. Amanda bir tanecik hüdaverdisi. Hadi be ihtiyar, hadi be. Bir şey mi dedin evladım? Yok, ben elmas dedim, ne yaptı acaba? İyi, çat, sen de bana çat yavrum. Ayol ben mi dedim onu al başında git diye. Sen bilmiyor musun ondaki inadı? Keşke yalnız bırakmasaydınız onu. Dilimde tüy bitti ben de geleyim diye ama ne çare. Tutturdu seni oğlanın başını bekle diye. O ne demek ya? Nesini bekleyecekmişsiniz benim oğlumun? Vallahi ne bileyim evladım. Beni buraya mıhladı bıraktı. Gözünü üzerinden ayırma diye de tembih etti. Öyle saçmalık mı olur ya? Yani burada bu kadar doktor var, hemşire var, ben varım. Vallahi bana öyle tembih etti. Bak sıkıştım, ayıptır söylemesi. Helaya gidemiyorum. Helaya mı gidemiyorsun? Kalk, kalk anam kalk, Allah muhafaza, bak git Helaya şey yapma, böyle tutma. Bir şey diyeceğim, ben buradayım tamam mı? Zaten onun banyosunu falan yaptıracağım, sonra burada buluşuruz. Hadi kalk, kalk hadi. Ben bir gidip gelsem de öyle götürsek yavrumu banyoya. Bak zaten uyudu şimdi. Allah kızar bana. Şimdi tembihledi o kadar. Ya daha neler Dudu anne. Yani burada çocuğun babası varken sana mı kalır başını beklemek? Yani ben gireceğim banyosuna. Bütün hastaneyi bize mi güldüreceksiniz? Ne yapacaksınız Allah aşkına? Hadi, hadi sen kalk. Kalk şey yap. Helaya git, sonra şey yapacağız. Burada buluşacağız, hadi. Bilmem ki vallahi, hadi. Hadi. 5 dakika gidip geleyim ben. Vallahi mı? Aman ne ki senin de.
açır haracatsını sanmıştım. Banyoyu zaten evde yaptıracağız biz. Ben hesabı falan kapattım. Evet, hasta taburcudan söylediler şimdi. Yalnız Elmas Hanım? Elmas Hanım'ı da ailesini de herhangi birini bilgilendirmenize gerek yok. Tamam. Nasıl yani? Anlayamadım. Avukatım hastane yönetiminde başhekimi de bilgilendirdi. Ninesinin kuzusu. Hadi vakit kaybetmeyelim, hadi. Tamam. Allah'ım. Sonunda bunu yaşadığımıza inanamıyorum. Gazla Nazan, gazla hadi. Tamam. Allah'ım bitti. Bitti işte. Bitti, çok şükür sonunda gerçek bir aile olduk. Doğru olanı yaptım. Oğlum için. Sadece oğlum için. Önünüzdeki raporda olay gecesi müvekkilimden alınan kan testinin sonuçlarını görüyorsunuz. Kanında yoğun olarak bulunan madde biraz evvel prospektüsünü okuduğum kırmızı reçeteli ilacın etken maddesidir. Ağır şizofreni tedavisinde kullanılan bu ilacın müvekkilim gibi sağlıklı bir zihindeki etkilerini biraz evvel doktorlarımızdan dinlediniz. Müvekkilimin olay sonrası yapılan tahlilde kaza sırasında alkollü olduğunu sanılmasının sebebi bu ilaç olduğu tutanaklara geçmiştir. Müvekkilim talihsiz olay sırasında kasti olarak ilaç tesiri altında bırakılmış. Tanığımız Fatih Selimer'in ileri sürdüğü kanıtlarla desteklediği gibi halen kaçak olan şüpheli Fikret Selimer tarafından tuzağa düşürülmüştür. Allah'ından bulsun hain! Sanık Nur Demirağ. Mahkemeye söylemek istediğin son bir şey var mı? Hala bütün bunları neden yaşamak zorunda kaldığımı bilmiyorum. Nasıl bir sınav? Neden? Tek sorabildiğim bu. Neden? Burada ne söylersem söyleyeyim. Adaletin kararı ne olursa olsun. Benden, sevdiklerimden, o hepimizden masum küçücük çocuktan çalınan günler geri alınamayacak. O acı ve gözyaşı dolu günü değiştiremeyeceğiz. Burada söyleyebileceğim hiçbir şey. Benim o arabada, o direksiyonda olduğum gerçeğini değiştirmeyecek. Bundan sonra ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, ben gözlerimi kapattığımda aynı kabusu görmekten kurtulamayacağım. Evet, masumum.
sizden masumiyetimi ilan etmenizi istiyorum. O hapishanenin demirleri benim yüzüme değil, benim kalbimin üstüne kapandı. Benim kalbimin üzerine çoktan toprak atıldı. Hayattayım ama yatan bir kalple değil, artık acıyı bile hissetmeyen bir kalple. Sizden masumiyetimi ilan etmenizi istiyorum. Daha 8 yaşındaki bir çocuğum, kırıklarla dolu pırıl pırıl kalbi için. O kırık kalbi yeniden kazanabilmek için. Düşünüldü. Zehirli yılan! Ayfer, yapmayın lütfen. Hakan, sessiz olun. Sen benim torunumun kanını döktün. Kim ne derse desin onun kanını döktün. El kadar çocuğu sakat bıraktın sen. Hanımefendi, dışarı çıkar mısınız? Ya bırak! Yemin ediyorum, yemin ediyorum gebermediğin her gün keşke ölseydim diyeceksin. Aa! İllallah ama senden be! Sen asıl suçlunun peşine düşsene kadın. Tamam Elmas, sus, sus. Herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Torunumu sen ezdin. Her şey, başımıza gelen her şey senin yüzünden. Bunların bedelini ödeyeceksin sen. Ödeyeceksin! Yüzü dönmüş bunu ya. Sen sakın dinleme bunu. Bir kulağından geçsin, öbür kulağından çıksın. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Ha? Acınız acımızdır dedik. O garibe günlerce dua ettik be. Onun derdi gerçek suçlunun yakalanması değil ki. Onun derdi Nur. Dün de Nur'du, bugün de Nur. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen? Dışarı, dışarı. Aytül Hanım, temizliğe çıkacak mısınız Aytül Hanım? Mahkemenin yanıltıldığını düşünüyor musunuz? Aytül Hanım, bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama yapar mısınız? Aytül Hanım, mahkemenin yanıltıldığını düşünüyor musunuz? Kısa bir açıklama. Cevap verecek misiniz? Aytül Hanım, düşünüyor musunuz? Tamam yeter artık. Yeter, yaptınız işinizi. Hadi boşalt burayı. Çıkın hızlıca. Mahkeme salonu burası ya. Ne bu öyle? Çek. Boşaltın salonu, boşalt. Ben dışarıda bekliyorum. İyi misin? Aytül Hanım'la ilgili uzaklaştırma kararı isteyeceğim. Ondan korkmuyorum. Başına bunların neden geldiğini biliyorsun değil mi Nur? Seni öldürmeye çalışan Maşa'nın Aytül'ün elinde olduğunu. Aytül seni öldürmeye çalıştı. Yiğit de bunun üstünü kapattı. Bunu biliyorsun değil mi? Ondan korkmuyorum. Eski aşığının polis olmasından faydalanıp sahte delillerle kendini aklayan bu cani, Kozan ailesinin gözünde bir ömür boyu mahkumdur. Duydunuz mu? Bir ömür! Elinden geleni ardına koymadı. Yine bildiği yöntemlerle herkesi, adaleti bile kandırdı. Çenen tutulsun be kadın! Ama bundan sonra kimseyi kandıramayacak. Bunu o şeytan kafasına soksun. Duydun mu beni? Bundan sonra tek bir kozanı dahi kandıramayacaksın. Lan. Gel.
Nur Hanım, bir açıklama yapacağım. Nur Hanım. Nur Hanım. Bir açıklama yapmayacak. Nur Hanım, bir açıklama yapacağım. Aytıl Kozan'a cevap vermeyecek misiniz? Nur Hanım. Akla bir şey söyleyin. Arkadaşlar, Nur Hanım daha sonra yazılı bir açıklama yapacak. Lütfen müsaade edin, işlemlerimizi bitirelim. Lütfen. Doktor! Doktor çağırın hemen! Çabuk olun ya! Dur! Birisi doktor çağırsın! Ay ama bismillah! Affedersiniz, ben temizliğe gelmiştim ama. Ha gel evladım, gel. Benim hidaverdi gelmemiş daha. Hay Allah, bayağı da olmuş. Banyodan sonra getireceklerdi ama uyuyorum diye geri mi götürdüler acaba? Babasını gördün mü sen evladım? Ben yeni geldim ama oda boşaltılacak dedilerdi bana. Yeni bir hasta girecek de ben odayı hazırlamak için geldim. O da ne demekmiş öyle? Demek bizim odayı değiştiriyorlar. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler, boşuna mı? Kaç aydır bu odadayız? Ama yarın taburcuyduk zaten biz. Bir gece için oda mı değiştiriyorlar? Nasıl iş bu ayo? Bu oda hazırlanmadı mı hala? Evladım, bizi hangi odaya geçiriyorsunuz siz bir gece için? Yalnız siz taburcusunuz. Yok, biz yarın taburcuyuz. Hayır efendim, sizin çıkış işlemleriniz tamamlandı. Sistemde taburcu olmuş gözüküyorsunuz. Ama torunum, bebeğim. Bebeğimiz nerede? Hüdavendim nerede? Sen yere yığıldı. Bıraktık geldik onu. Allah Allah. La havle ve la kızım. Ele mi bıraktık geldik? Kardeşim başında. Fatih başında. Hem ayılınca kendisi gidin demedi mi bize? Aklı başında mı oğlum? Yaşın bir şey olsa. Tabii yani. Bu kadar sıkıntıdan sonra tansiyonu düştü. Ne olacaktı ki? Ama sen bunları boş ver ya. Şimdi o işlemler, ondan sonra hapishanede toplanmalar falan. Ben o kadar saat bekletemem seni orada. Hem torunu annesini özlemiştir, değil mi annesi? Yok ya. Çocuğum anasının kokusunu bilemedi. Allah'ım bir an önce bebeğimi kucağıma alsam da yuvama gitsem artık. Yuva diye gideceğin yer de. Yok yok ya baba, Cahit ev işlerini halletmiş. Ha, sürpriz yapacakmış bana. Hem artık o şeytan evine de geri dönmeyeceğiz yani, tamam. Peki Cahit Efendi nikah tarihi için ne diyor acaba? Canım biz bir yerleşelim, bir evimizi, yuvamızı bilelim de nikah kolay iş yani. Hem belki bir sürpriz de öyle. Yandım anam, yandım. Anam mı bu? Ne oluyor ya? Baba anne. Ana. Gitti. Gitti yavrum. Ne oldu ya? Kim gitti? Ya ana bir şey söylesene. Hanımefendi, sizin taburcu olduğunuzu söyledim ama. Ha yok. Biz daha taburcu olmadık biz. Biz yarın taburcu olacağız. Daha olmadık biz. Ama bakın, sizin çıkış işlemleriniz tamamlandı. Eşiniz bebeğinizi alıp torunun nerede? Asla! Asla! Asla!
Nerede? Nerede benim çocuğum? Nerede benim çocuğum? Nerede? Hanımefendi. Kim götürdü torunumu? Nerede benim bebeğim diyorum. Bak seni öldürürüm şimdi, söyle. Babası götürdü. Nasıl? Ben adresi bilmiyorum ki. Beni beklemeden niye gittik şimdi? Ben bilmiyorum ama ben yeni evimizin, yuvamızın adresini bilmiyorum ki. Kapalı neden kapalı? Ha? Bakın beyefendinin avukatı yolda. Allah'ım sen bizi koru ya. Avukat? Avukat? Avukat sizi bilgilendirecekmiş. Cahit Bey bize sadece bebeğini hastaneden götüreceğini söyledi. Tamam çocuğum. Tamam evladım. Tamam. Tamam biter. Nerede kaldı ki bu kız? Abi, ne oldu? Şey, bir sorun mu var? Yoksa yine biri mi saldırdı? Yok yok, bir sıkıntı yok. Nerede abi? Bak, bir sorun var, senin suratından belli. Nerede abi, niye çıkmadın Nur? Nur çıkmış. Nasıl çıkar abi? Ben buradaydım. Eğer çıkmış olsaydı görürdüm. Ön kapıdan çıkmış. Bizi atlatmış. Bulacağımdan o kadar emindim ki. İşte ben de geldim. Bana hiç inanmadın mı Yiğit? Yüzüme bak ve söyle. Bana gerçekten inanmadın mı? Sakın susma. Aylardır bu anı bekliyorum ben. Susmayacaksın. Gözümün içine bakacaksın. Ve ben sana inanmadım diyeceksin Yiğit Kozan.